Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle şu konu hakkında konuşacağız. Mesela herkesin hayalini yapmak istediği bir meslek var. Bu meslekle ilgili ben şimdilik sadece iki tane bir şey seçtim. Onları yapacağız biz. Herkes düşünsün ileride hangi mesleği yapmak istiyor. Ve bu mesleği yaparken de en iyisi olmaya, yani o meslek içinde çalışarak en iyisi olmaya çalışmalısınız. Mesela bugün ben İtfaiye tüpleri şeylerimiz var. Yangın söndürme tüplerimiz var, değil mi? Onu yapacağım. Bizim kendi oyuncak versiyonumuzu yapacağım şimdi mesela. Bir tane şişe aldım. Kırmızı bir karton olabilir. Gramofon kağıdı olabilir. Bir bez olabilir. Elinizde kırmızı ne varsa. O da yoksa bir A4 kağıdını boyayarak yapabilirsiniz. Bunu saracağım buna. Yapıştırıcımı süreyim. Hayal edin, en çok yapmak istediğiniz ne var? Hangi mesleği ileride yapmak istersiniz? Onları düşünün bakalım. Mesela geçen sefer doktorla ilgili önlük giydirmiştik sizlere, değil mi? Kağıttan önlük yapmıştık. Bu sefer de itfaiyecilerin kullandığı yangın tüpleri var. Hepimizin evinde olabilir, okulumuzda var, arabalarımızda var, değil mi? İnceleyin onları mutlaka. Hatta öğrenebilirseniz de nasıl çalıştığı hakkında bilgi de edinin. Lazım olduğunda kullanabilirsiniz diye. Şu yanına oturabilir misin? Daha sonra bu A4 kağıdımızı ikiye katlayacağım. Ve buna İtfaiye bir yangın olduğu zaman, itfaiye çağıracağımız zaman hangi numarayı yazıyoruz? 110. 2 tane 1, 1 tane 0. Bu itfaiyenin. Evet, yapıştırıcımızı sürelim buna da. Tüpümüzün üzerine yapıştıralım. Tüpümüzün üzerinde 110 yazıyor. Şimdi küçük bir versiyon yapacağız. Şöyle onun bir mandalı var. Biz de kendi mandalımızı koyalım. Sonra onların hortumları var. Ama ben evde böyle ip buldum. Siz hortum da bulabilirsiniz. Oyuncaklarınızın altın içinde hortum da olabilir. Onu da yapabilirsiniz. Ben bu benim yangın söndürme cihazımın hortumu olacak. Gördünüz mü? Kendime yangın söndürme cihazı yaptım. Şimdi bir de evdeyiz biz, değil mi? Annelerimize yardım ediyoruz. Mesela aşçılık. Aşçılık da bir meslektir. Yemek yapmayı seven, yemek yemeyi seven de olabilir. Aşçı olabilirsiniz. Mesela ben buraya öncelikle bunu baş ölçümü alacak şekilde yeşil rengi tercih ettim. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Buraya annenizden yardım isteyin. Şef, mesela benim ismim Ayşenur. Siz de kendi isminizi yazın. Annenize yardım ederken şapkanızı takarsınız, olur mu? Mesela bunu da yapıştıralım. Kendime bir kurdale seçtim ben. İstediğiniz süsü koyabilirsiniz. Şu şefimin başına yapıştırayım ben bunu. Sonra A4 kağıdımı alacağım. Bunu birleştirmeden önce kolay olsun diye yapıyorum. A4 kağıdının şu şekilde zigzag yapacağım. Dikkat edin. Daha önceden denedik. Tekrar deneyin. Yapamayanlarımız da oldu. Takılanlarımız da oldu. Yapanlarımız da oldu. Dikkat ederek yapın. Kolay aslında, yapabilirsiniz. Evet, bunu açalım şimdi. Sonra şurasına yapıştırıcı sürelim. Artık bizim de bir aşçı şapkamız var. Bunu tersten, gördünüz mü? Şu şekilde
yapıştırıyorum. Daha sonra birleştirmek için buraya yapıştırıcı sürebilirsiniz ya da daha sağlıklı tutsun diye annenizden yardım alın, bunu zımbalayabilirsiniz. Evet, bakın benim şapkam hazır. Hadi bakalım göreyim size şef şapkalarınızı da. Görüşürüz.